Merhaba GürüşTürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Yanımızda bugün muhteşem Rav Show'unu değerlendirmek için Emros Öğücü Ege yürüten ve Dwayne Nick ile uzun yıllar sonra aramıza geri dönen Mehmet Dinler var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu kadar uzun değil ya. En son Great Royal Rumble'da gelmiştim. Great Royal Rumble'da sen var mıydın? Vardım. Sonunda geyik yaptığımız kısma gelmiştim. Anladım. Evet, o günden bugüne WWE'deki değişim hakkında ne düşünüyorsun? Gerçi şu değişim sadece bu hafta var ama görüşlerini dinlemek isteriz. Ne yapıyordun, ne ediyordun, nerelerdeydin? Real hayat hakkında bize bulunmak istediğin bir tavsiye var mı? Vallahi okuldan mezun olmayın, üniversiteden. Onu tavsiye edebilirim. Öncelikle mezun olduğumdan beri her şey daha kötü. Ya ikinci olarak da şey, yani ben o kadar sıkılmıyorum, hatta yaz başından beri epey eğlendiğim söylenebilir. Hatta o gazla podcast yapmaya başladık işte Oğuzcan'la. Belki dinlemişsindir. Çok, çok başarılı gidiyor. Bu arada farklı kaydette Mehmet Dinler podcastleri yayınlanıyor. Farklı kaydette ben Kıyıcı'nın Tottiler Mesler'ini dinliyordum. Sizi de orada görmek beni şaşırttı ve mutlu etti sevgili Mehmet Dinler. Bunun kurucularından biri benim başka bir işten arkadaşımdı ve en başından beri hani işi takip ediyordum falan. Bir şekilde dahil olmak güzeldi ya, hani eğlenceli. Böyle iki haftada bir çıkıyoruz işte, çıkarıyoruz. Bakalım, o keyifli oluyor o da. Ama bunun keyfi de ayrı yani. Bunda daha fazla geyik yapıyoruz. O zaman söz sunucu sevgili Emros Öğücü Ege Yürüten'de. O zaman Rav'a başlayalım yavaştan. Hı hı. Öncelikle açılışla girelim direkt. Roman Reigns ringe geliyor. Buğlar falan tabii ki her zaman hazır. Ondan sonra bir konuşmalar falan yapıyor. Fighting Champion ayaklarına falan giriyor. Open Challenge başlatıyor. Brown geliyor. Kısaca özetleyeyim kontratını bozdurup Helena Cell'de maça çıkmak için anlaşıyorlar. El sıkışıyorlar. Anasız ikisi de zaten şeyde olacak. Akşamki diyorum. Geceki main event'te ikisi takım olacaklar. Ve Drew ve Ziggler'a karşı karşıya gelecekler. Bunun altyapısı hazırlandı. Evet Dinler, neler düşünüyorsun sen bu konu hakkında? Bu maç hakkında. Strowman, Reigns'in Hellas'a taşınması hakkında. Yani çok belliydi aslında. Hani şeyden sonra, SummerSlam'dan sonra Strowman'ın rakip olacağı. Benim de çok şaşırmadığım bir durum oldu. Yani çantayı haberli şekilde kullanması ve oldukça da sevdim. Strowman hep farklı bir dev olarak gösteriliyordu bugüne kadar. SummerSlam'daki hali tavrı da buna çok uygundu. Bu da buna çok uygun. Yani kendine gerçekten güveniyor ve yani ben senin Shield olmazsa her türlü yenerim diyor. Yani Roman Reigns'in de hani geçen hafta Shield sayesinde kurtulmuşken bu hafta Open Challenge yapmak istemesi falan çok ilginç değil miydi? Yani öyle tabii ama yani geçen hafta Shield sayesinde şöyle kurtuldu. Kendi maçından sonra kişin yemekten kurtuldu. Yani ani bir kişin yemekten kurtuldu. Normal bir maç Roman Reigns de elbette kendine güveniyor yani. Sonuçta Lesnar'ı yeneceğim diyen adam Raw kadrosundan kim gelse ona karşı zaten kendine güven duyacaktır. Yani gene duyuyordu. Ya bana boş beleş Open Challenge'lardansa, hani böyle Finn Balor gibi hikayesi olan bir şeyden bahsetmiyorum. Boş beleş Open Challenge'lardansa böyle bir sistem daha iyi geliyor açıkçası. O yüzden sevindim ben maçın açıklanmasına bir an önce. Ya ben de evet Ege. Geçen haftadan tahmin ettiydik diye. Strowman kafese girer, orada bozdurur çantasını diye. Ya hani şirketin ana kemer şampiyonu geldi, şovu açtı. Karşısına keşin yapacak adam geldi, tokalaştılar. İşte birbirlerine laf attılar, bir face to face. Ya muazzam bir heyecan. Gerçekten şov o kadar hızlı başladı ki, o kadar etkileyici başladı ki. Zaten ondan sonra bu hız hiç kesilmedi ve en sonuna kadar artarak devam etti. Ben de açılışı çok beğendim. Açılış güzeldi tabii. Baron Corbin de böyle
iyi tavırlar sergilemeye başladı gittikçe. Hoşuma gidiyor kendileri. Ya onu konuşuruz tabii ki. Diğer segmenti konuşacağız mutlaka da. Yani Baron Corbin gerçek manada hani geçen sene ben burada Baron Corbin'i beğeniyorum derken horlayan arkadaşlar vardı. Benim güreşçi haliyle gene horlarım. Yani mükemmel bir oyuncu. Gerçekten harika bir karakter satıcı. Ben Baron Corbin'in GM performansı çok beğendim. Ve bir heel GM'in artık aramızda olması gerçekten çok mutluluk ve memnuniyet verici bir durum. Darısı SmackDown'ın başına diyelim artık heel GM olarak. Evet. Zor. Ne Shane McMahon de yokken rahatsız biraz da en azından. Bakalım. Devam edelim. Tamam. O zaman Baron Corbin demişken onun maçına geçelim. Yine Finn Balor'la maça çıkıyorlar ama bu seferki maçın enteresan ayrıntısı var. Baron Corbin sandalyeyle Finn Balor'a vuruyor. Normalde Finn Balor kazandı maçı. Ancak GM kendisi olduğu için, Baron Corbin olduğu için maçı no disqualification olarak duyurdu. Bir daha sandalyeyi vurup end of days'i çakıp geçti, kazandı gitti. GM beni kullandığı bir şey izledik yani Baron Corbin'in. Ya acaba Helena Sel'de de bir sürpriz yapar mı diye insan düşünmeden edemiyor diye. Gerçekten Baron Corbin ya ya heel rolünü GM'lik müessesesinde özlediğimizi bize hatırlattı. Hatırlatmayla da kalmadı. Gerçekten muazzam bir performans sergiledi ilk haftada. Bilmiyorum Mehmet benle aynı paralelde mi düşünür? Lucifer demiş GM gibi GM, katılıyorum. Ya ben seviyorum, üstüne üstlük her hafta da bir şekilde dayağını yeme, çok temiz bir dayak yemeyi başarıyor. En iyi Corbin dayak yiyen Corbin'dir, o konuda hala çok netim. Ama şey yani GM performansını beğeniyorum. Bu arada şeyi fark ettim, benim Corbin'le ilgili geçen sene en sevmediğim şey meğersem vücuduymuş. Gömlek giymeye başladıktan sonra adam daha şey güzel görünmeye başladı yani ringde. Hakikaten çok kötü bir vücudu varmış ya geçen sene, tövbe estağfurullah. Çok kötüyse. Çok kötü. Hani bir giant takılan birine göre özellikle çok çok kötüydü. Yani ya bu adamın konuşma yeteneği olduğunu zaten farkındayız. Yani ring içi temposu hiçbir zaman yeterli hale gelmeyecekti ve şey şimdi GM'liği bir de bunu sınırlıyor gitgide. Yani daha az hareket, daha tempolu bir güreş sağlıyor. O sayede çok daha iyi görünüyor gözüm. Ve tavırları falan da iyi. Yani artık Finn Balor'ı bir kendinden kurtarsa diyeceğim ama muhtemelen Survivor Series'e kadar bu iş böyle gidecek. Yani bakın ben Finn Balor için üzülüyorum daha ziyade, sıkıştı kaldı çünkü bu fail'da. Keşke SummerSlam'dan sonra biraz daha hani aşabilseydi. Ama bakalım hayırlısı. Bir de Corbin'le ilgili şöyle bir konu açılmış forumda. Wrestling Forum'dan görmüş arkadaş konuyu açan. Braun Strowman Corbin'e kontratı verdiği için Baron Corbin kontratı kendine alıp kemeri alabilir mi diye senaryo yazılmış. Ya, çanta bende, kemer benim olacak işte. Böyle bir tavır sergileyebilir mi diyorlar ya, forumda. Yani Stephanie McMahon'ın gözü kulağı olan adam Strowman'ı karşısına almaz herhalde diye düşünüyorum. Çünkü Braun Strowman otorite için hala çok şey bir figür. Yani istedikleri bir figür hikayede. Yanlarında istedikleri bir figür. Öyle bir şey olmaz yani. Böyle bir leşliğe de gerek yok yani. Ya bilmiyorum. Bence Baron Corbin her şeyi yapabilecek kapasiteyi sergiliyor bize. İlerleyen haftalarda hani ben Helena Sel'de %100 bir sürpriz bekliyorum. Çünkü bugün konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Corbin'in çantaya emanet ediliş segmentinde bir gülüşü var. Ya bir insan bu kadar başarılı bıyık altından gülemez. Ya bir şey olacak diyorsun ya. Gerçekten olabilir. Bakalım heyecanla ve zaten merakla bekliyor. Zaten herkes karışacağı için o maça muhtemelen. Evet, öyle bir maç olacak değil mi? Ya 4 kişinin garanti gibi. Gerisi de gelir yani. Evet, konuşacağız ilerleyen dakikalarda. O zaman ek söyleyecek bir şeyimiz var mı Baron Corbin ve Finn Balor maçı ile ilgili? Yok. O zaman şimdi şey, bizim için çok fazla zevk vermeyen bir sekme, daha forum halkına göre. Öncelikle şeyden bahsedelim.
Shawn Michaels gelecek hafta Raw'da olacak. Muhtemelen Undertaker Triple H maçını duyurmak için geleceği söyleniyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Hakem olabilir mi? Aa, olmasın. Gene mi yani? Vallahi bilmiyorum. Super Showdown'a pek heyecanlanamadım ben ya. Daha hype'lanamadım. Biraz zaman var zaten. Ya Shawn Michaels'ın hakem olması bence bu maçın üzerine güzel bir sos döker. Çünkü bu maçın hiçbir anlamı yok. Triple H'le Undertaker niye maça çıkıyor? Çıkmaması lazım. Live yani. Event. Ya live event. Tamam live event de senaryoya vuruyorlar işi. Öyle bir live event. Yani tamam. Bilet satışları tamam bitmiş. Tamam senaryo basic bir şekilde devam edebilir. Yani bir de abi 6 yıl mı oldu işte? 6 yıl önce aynısılarını izlediğimiz segmentleri tekrar Raw'da izlemeye ne gerek var? Ben ona ya da katılıyorum hikaye, yani hani End of the Era hikaye, dedikten sonra aynen End of the Era dedikten sonra tekrar Triple H ile Undertaker'ın maç yapmasına bence gerek yok. Bilmiyorum Ege ne der? Yani bilmiyorum artık ben The Undertaker ringde görmek istemediğim için benim için çok bir şey ifade etmiyor açıkçası bu maç. 2012'de 2009'da falan olsaydık muhteşem olurdu da. Şimdi yani Triple H John Cena olmuş diye 5 ay evvel Great Royal Rumble'da. Evet. Benim için aynı değerde yani. Önüme gelirse izlerim. Gelmezse de aramam. Zaten öyle bir şey olacak. Shawn Michaels da biraz hype kasmaya geliyor. Yani bilet satışları biraz daha artsın diye geliyor. Biletler bitmiş şey bu arada. Vay. Ekle hoca açıyorlardır o zaman yukarılarda. Olabilir tabii. Maçlara söyleyelim mi istersen duyurulan maçları Super Showdown'a? Tabii. The Undertaker Triple H şimdi söyledik. Cena ve Bobby Lashley, Kevin Owens ve Elias'a karşı. Bu tabii ki değişebilir. İlerideki konuşacağımız olaydan dolayı. %100 değişir hatta. Daniel Bryan ve Miz kazanan WWE şampiyonluğu için bir numaralı aday olacak. Shield vs. Strowman, Ziggler, McIntyre. Ronda Rousey ile Bella Twins yan yana. The Riot Squad'a karşı. Ronda niye burada ki? Yani Ronda'nın da bu kadar güreşme hevesinin içinde olması gerçekten bir profesyonel güreş izleyicisi için mutlu edici bir durum olabilir. Ya şeye kemer maçı koymayacaklar gibi Super Showdown'a. Yani Great Royal Rumble'da hiçbir kemerin el değiştirmemesi o kadar çok tepki çekti ki muhtemelen hani güzel maçlar hazırlayıp ama şey yani öyle kemer değiştirme gibi geyiklere sokmayacaklar hani şeyleri. Hani öyle bir beklenti yaratmaya bile çalışmayacaklar bir daha öyle görünüyor bana. Ya Ronda'nın olayı da biraz ondan kaynaklanıyor ve yani Ronda'ya işte tekde bekleyip sonrasında girip su karşılayabileceği bir maç hani ideal görünüyor. Benim daha çok takıldığım nokta Brie Bella. Yani arkadaş emekli olduysan yani edebinle gururunla ol yani. Ne gerek var bu yaptığına? Haftaya bir de bunların maçı var. Riot Squad'a karşı. Döndü zaten. Komple geri döndü ya. Buradan sonra gitmez artık. Kocası da güreşiyor ya. Hayatta dönmez artık da çok rahatsız edici bir şey vallahi ya. O zaman şeye geçelim artık istiyorsanız. Sasha Banks ve Bayley'in hazin sonlarına. Sasha Banks Diana Brooke'u yeniyor. Ben daha fazla bir şey aklıma gelmiyor açıkçası bu maçla zaten ilgili söyleyecek. Zaten çok kısa süren bir maçtı. Üzerine konuşmaya değecek bir şey yok. Zaten sadece olsunlar diye yazılmış bir şey yani. Ha şovda olsunlar diye. Sasha Banks heel turn bekliyorum. Söyleyeceğim bu yani. Yıllardır. Yo bekle be. Kadınlar tek team'e hazırlanıyorlar bir yerde. O yoldan geçtiler artık gibi. Artık devrim yapamayacaklar mı? Pardon tek team dedin o da bir devrim. Ya Evolution'da zaten 5 tane kemer maçı hazır da. Ne? İki kadınlar bir İki şey. İki mi kadınlar? Yok artık. Hayır Raw Smack Evolution için diyorum. Ha tamam okey. Raw CD kesin. Bir sürü kemerler savunulacakmış zaten. NXT kadınlar ve
İngiliz kadınlar kesin. Mayan Classic'in finali orada olacakmış. Bir de Alexa'yla Trish var zaten. 7 maç. Daha artar ya maç gelir ona. Lita'yı falan koyarlar oraya. Sıkıştırırlar bir şekilde. Evet. Aynen. Aynen, bir tane de koyarlar. Becky Charlotte'ın da bir maçı kesin orada olur. Çünkü eline sen 2 hafta sonra zaten. 16 Ekim'de. 16 Eylül'de. Ben şey için heyecanlıyım ya. 16 Eylül'de mi? Vay anasını ya. 2 hafta. Kısa kısarıldı PPV'lerden. Evet. WWE'nin evet, hani evet. Bu, WWE'nin Nisan Ağustos arasını bu kadar az pay-per-view'la geçirip de Ağustos hani Kasım arasını böyle çok şov yapması da ilginç olacak. Merhaba Impaler Delete, hoş geldin. Ya biraz Super Showdown'la biraz Evolution'la ilgili takvim sıkıştı o yüzden. Sonrası da tekrar açılacaktır muhtemelen bu şey. Bakayım. Tek dönemlik bir şey. Şimdi Super Showdown 6 Ekim'de, Evolution 28'inde Takeover'a geçiyorum. Sonra Survivor Series var muhtemelen. Aynen öyle. WrestleMania'dan sonra bir Arap şovu daha duyurulabilir mi? Gelir. İkincisini yapacağız diyorlardı haberlerde. Anladım. Güzel gelir elde ettiler yani. Beklerim yapmalarını. Anladım. O zaman şeye geçeyim artık. Söyleyecek bir şeyiniz var mı Sasha Banks'in durumuyla ilgili? Heel falan. Yok yani. Heel turn. Geç. O zaman Shield'ın diğer kemerli üyesine gelelim. Seth Rollins kendisi Open Challenge düzenlemeye başlıyor bu sefer de. Roman Reigns bir Seth Rollins geldi. Sonra Kevin Owens geldi. Ondan sonra Sami Zayn olsaydı kazanırdım, UJ olurdum, yalnızım artık diyor. Dean Ambrose'dan falan bahsediyor çok kısa bir şekilde. Kemersiz ayrılmayacağım gibi şeyler söylüyor. Güzel bir maç sonunda Kevin Owens moonsault deniyor ama ıskalıyor. Seth Rollins curbstone vurup kemeri koruyor. Önce maçtan bahsedelim ya da şeyi de bağlayayım ben. Son segmenti de bağlayayım direkt. Evet, olur. Ondan abi. Sonra Kevin Owens ringde kalıyor. I quit deyip ben gidiyorum, istifa ediyorum deyip ringden çıkıp gidiyor. Neler diyorsunuz arkadaşlar bu konuda? Maç. Chatbox sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, Mehmet yıkıldı galiba Kevin Owens'ın I quit lafından sonra. Biri kapının arkasında ütü masası unutmuş da kapıyı çekince ütü masası düştü. Kevin öğrenci evinde her yer doluyor. Normal. Kevin Owens'a dayanamayan bir ütü masası. Ya ben maçı inanılmaz beğendim. Gerçekten Raw haftalık şovlarda yılın maçlarına aday bir müsabaka oldu. Gelecek yıllarda hani Kevin Owens'ın önümüzdeki periyotta alacağı push'u uzun süre konuşabiliriz. Çok etkileyiciydi yani, bu kadar iyi sağlam bir maç çıkarıp sandalyenin üzerine oturup uzun uzun düşündükten sonra I quit demesi ve sessizce gidip çekip gitmesi etkileyiciydi. Tabi haberlerde şey, başka şeyler de diyorlar ama Shield vs Authority tarzı bir şey olabilir mi sizce ileride? Olabilir, niye olmasın? Survivor Series'de sanki biraz Angle vs. Corbin'e giden bir şey olacak. Shield orada onların yanında bulunabilir gibi duruyor. Yani Shield, Angle ve Finn Balor gelir muhtemelen Baron Corbin'den dolayı. Karşı tarafta Authority Type olur herhalde. Öyle bir şey olursa. Yani, belki Angle güreşmez, Angle ve Corbin güreşmez. Brand savaşlarından şey artık uzaklaşırız diyorsunuz yani. Ya o geçen sene bir gazla yani işte Jinder Mahal biraz daha bilet sattırsın gazıyla başlayıp ondan bile vazgeçtikten sonra. Ya geçen seneki rezillikten sonra ben bir daha o topa gireceklerini hiç zannetmiyorum ya. Abi girmesinler de zaten, hani benim katlandığım en kötü şeylerden biriydi ya bunca yıl. Mahal'in şampiyonu mu? Hayır, geçen seneki Survivor Series. Main Event maçı çok külüstürdü ya, gerçekten. Ya Main Event
şey kadınlar Survivor Series maçı çok kötüydü. Ya oraya gelen yol işte şey Under Siege muhabbetleri falan filan baskınlar bilmem neler. Aga zerre keyif almadım ya. Hala 2000 kafasıyla şov yapmaya çalışmaları falan. Çok kötüydü ya. Hadi geçelim bunu geçelim. Yani Owens Rollins mi konuşuyorduk? Evet. Aynen. Evet. Ama maç bence de çok iyiydi. Ya Owens'ın herhalde böyle en iyi belki 2 ya da 3 performansından biridir WWE ana kadroya geldiğinden beri. Ya gerçekten aşırı keyifliydi. Hani aşırı farklı şeyler denemesi falan aşırı keyifliydi ve ben şeyden sonra bekliyordum yani tekrar dönüşte sandalyede otururken hani gidiyorum demesini bekliyordum. Sadece onu deyip gitmesini beklemiyordum ama o da olmasına yakıştı yani. Yani inşallah güzel bir senaryoyla geri döner. Yani inşallah boşa bağlamazlar yani. Ne Dolph gibi? Ziggler gibi bir şey çıkmaz. Ya da Chris Jericho gibi. Ne gibi güzel bir senaryo olabilir sence Mehmet? Ya işte ne bileyim Corbin'in çantayı kendisine değil de Owens'a verebileceğine dair bir şey duydum bugün. Bir teori. Hani Hell in a Cell'in sonunda Owens'ın gelip çantayla keşin yapacağını hani söylüyordu ve çok kötü gelmedi gözüme. O olabilir. Paul Heyman'la beraber döndürebilirler diyorlar haberlerde. Ya o bence kötü olur çünkü yani Owens zaten laf cambazı ve Heyman hem onu gölgeleyecektir hem kendi performansını tam anlamıyla yerine getiremeyecektir şeye Heyman'a şey Owens'a laf bırakmak gerekeceği için. Yani ben Punk'la olan birlikteliklerini de çok sevmemiştim Heyman'ın o yüzden çok o taraftar değilim. Yani ya benim en çok isteyeceğim şey belki hani Hell in a Cell'den yani bütün bu çanta muhabbetlerini falan geçiyorum. Hell in a Cell'den Roman Reigns kemerle çıktıktan sonra yani Owens'ın karşısına o çok daha hani ilk zamanlardaki haliyle vahşi olan haliyle gelip inandırıcı bir rakip olması yani kemeri alamasa dahi inandırıcı bir Universal Championship rakibi olması istiyorum. Gerçekten iyi bir face versus heel'a çünkü bu konuda çok ihtiyacım var yani. Ben öyle çok klasik bir şey istiyorum. Ben onu tercih ederim ama muhtemelen hani otoriteye bağlanacak, Corbin'e bağlanacak bir şeyler düşünüyorlar. Bakalım hayırlısı. Gürsen ne diyorsun peki bu konuda? Ya Kevin Owens hani şu vakitten sonra nasıl karizmayı kurtarabilirdi? Bırakıp giderek yani ben başka bir senaryoyu düşünemiyordum zaten Kevin Owens'a. Bu güzel mi oldu? Bence çok güzel oldu. Beğenerek izliyoruz yani Owens'a ama ilerleyen haftalarda nasıl bağlayacaklar Mehmet'in söylediği gibi soru işareti. Chris Jericho gibi olursa, Dolph Ziggler gibi olursa üzücü olur. Kevin Owens'ın iddialı bir senaryoyla geri dönmesi gerekir ki hani tekrar o ciddiyete kavuşabilsin. Ha bu nasıl başarılacak? Bu nasıl inandırıcı olacak? Bu konuda hiçbir fikrim yok doğrusu. Çünkü Kevin Owens... Çok takılıyor diyorlar chatbox'ta. Olabilir. Bakarım. Kevin Owens ilerleyen haftalarda hani ne gibi bir hava yaratacak? Nasıl karizmayı kurtaracak? Bu konu bence çok arafta, garabet içinde. Aklıma gelmiyor yani. Kevin Owens ne yaparsa karizmayı kurtarabilir bilmiyorum. Yani şimdi Goldberg'den sonra da kurtardı bir şekilde karizmasını. Bence bir şekilde çıkartır yani kendisini yüzlüğe. Bakalım tabii. O yenilgiden sonraki de kimse toplanamaz diyordu. Şirket bir yolunu buldu yani. Olabilir. Dediğin gibi ilerleyen haftalarda göreceğiz. O zaman şey takımlar tarafına geleyim ben de. B-Team ve Revival gene maça çıkıyorlar. Takımlar maçını bu sefer 2-2. Geçen hafta birerli tekerle çıkmışlardı maça. Bu sefer de Revival kazanıyor.
takımlarda revival yeniyor. Ondan sonra istediğimiz zaman kemerleri alırız falan diyorlar. Kemerleri tokuşturup üzerlerine atıyorlar. Bir itimi ve o alandan ayrılıyorlar. Revival gövde gösterisi yapıyor yani kısacası. Ne olur peki Revival haftaya falan ya da daha sonraki haftada alabilir mi kemeri artık? Revival bir momentum kastı. İlerleyen dönemde hani bu yükselişleri devam eder mi? Bu konu ortada. Bilmiyorum. Ben Revival'da çok büyük bir ışık görmüyorum. Lords of Pain sakat mı? Ne oldu? Niye bu kadar kayboldu? O da ilginç bir konu. Tartus'la Feodor'u bitirdiler. Bekliyorlar şu anda. İnşallah ilerleyen dönemde hani Lords of Pain de dahil olur. Bu Raw takımlar divizyonu daha da renklendirecektir. Yani ya, Revival iyi rakip ya. İyi takım abi Revival. Çok iyi takım da işte çok geç bile çok geç kalındı yani. B Team olaylarına hiç girmeden Revival'a girmek gerekiyordu. O ortam kaçtı ama şimdi hayırlısıyla haftaya alacaklar ya kemeri yani. Sonra da ortalık karışır. Authors of Pain gelir. İşte söylüyorum, başka gelecek biri var mı? Yok galiba. Ortada takım yok harbiden. Belki Drew'la Ziggler hani takım divizyonuna gelir yıl sonuna kadar falan ayrılmadan önce. Öyle öyle gidip gelecek bir şekilde. Ya B-Team hani şey, kötü bir takım değil bu arada. Ben izlemeyi seviyorum. Böyle garip bir şey veriyorlar. Cringe zevk veriyorlar da. Hani ya Revival'ın onları dağıtmasına falan çok seviniyorum. Yani sonunda kendilerini göstermeye başladılar bir şekilde. Yani Revival ilk başlarda herkes hayal kırıklığı yarattı diye düşünüyordu. Bir türlü beklentileri karşılamadı. NXT'den gelenlerin yeni kurbanı oldular tarzında yorumlar vardı. Şimdi yükselişteler bakalım. Evet, yükselişteler ama seyircinin gözünde nasıl ciddi bir role bürünebilecekler? Çünkü hani NXT'de uçup kaçan takımların hep ana brand'e çıkınca tökezlediğini görüyoruz. Çok korkuyorum gerçekten Lords of Pain'de öyle olur diye. Yani Ascension gibi olur diye. Yani inşallah düzeltirler tabii. Revival'dan Mehmet'in görüşlerine katılıyorum. Ümitliyim. Yani Johnny Gargano ana kadroya gelse onu 205'e yollayabilecek bir kafası var da şirketin. Çok ya, fazla bir şey beklememek lazım. Zaten öyle olmadı mı? Hani bir çıkma durumu oldu ana kadroya, sonra geri döndü falan Gargano. O kadar tam hatırlamıyorum. Hayır. Anladım. Tamam, öyle işte yani. Benim beklentim Revival'dan çok yok. Bir yıl sonra Gargano ile Ciampa geldiğinde çoğumuz diyecek zaten. Bunlar NXT'de neler yapıyordu, şimdi neler yapıyorlar. Hallerine bakacağız yani muhtemelen. Yani üzücü ama... Demeyeceğiz. Bu, tamam Mehmet, inşallah demeyiz. Aynen öyle. Gargano ve Ciampa geldikleri günden itibaren çok büyük hype'la gelecekler. Yani... Sonra 3 ay sonra? Yani... Yok, hiç şöyle mis gibi olacaklar. Umarım mis gibi olurlar. Onlara çok bomba bir ana kadro kariyeri bekleyin. Hadi bakalım. Zaman haftalık klasik segmentimize geçelim. Elias'ın gitar segmenti. Gitarını çalarken Tristatus geliyor. Ondan sonra Elias'la biraz atışıyorlar. Önce Trish Elias ölüyor. Elias'ı övüyor ki işte müziğini sevdim falan filan diyor. Ama Elias da lafı geçiriyor. Ben 60'lardaki kadınları hoşlanmıyorum tarzı bir şey söylüyor. Trish de tokadı basıyor. Ondan sonra da şey, Ronda Rousey ve çetesi geliyor. Natalya falan geliyor ringe. Trish geliyor. Trish onlara bakıyor. Böylece noktalıyoruz Trish Elias segmentini. Nasıl buldunuz bu segmenti? Trish'in dönüşü sürprizdi ama dediğin gibi iki hafta sonra Evolution Show'u var. Böyle bir şey gerekiyordu. Fakat işte tam zirve yaparken Elias seyirciyle atışırken, işte Kanada'ya laf sokarken falan iletişimi çok kuvvetliyken hemen Trish kesti. Bu da seyircinin hani oldukça hemen arkasına almasına sebep oldu Trish adına konuşuyorum.
Elias ben çok beğeniyorum. Gerçekten haftalardır hani beğenerek izliyorum. Yine seyirciyle SummerSlam'de de olduğu gibi bence aşırı komik bir segment. Hayvan gibi komik bir segment. SummerSlam'den sonra formunu sürdürmeye devam ediyor Elias. Trish hakkında konuşacak olursam yaş kaç oldu Trish'in? 47-48 oldu mu? Olmuştur. Gerçekten hala çok sportif ve çok genç. 42 yaşındaymış. 42 mi? Çok aynen. Sportif ve çok genç. 75-76'lı yani. Çok sportif 75. Görünüyor. İlerleyen dönemde hani Evolution Show'unu bize iyi hatırlatabilecek yetenekte bir güreşçi. Umarım yanıltmaz. Ki sonra o zaman şeye bağlayayım direkt onu. Bir sonraki olaya bağlayayım. Toplu konuşalım o zaman. Hı-hı. Çünkü Trish ring kenarında olacak bu olayda. Alexa Bliss falan geliyor ringe. Alicia Fox yanında. Evet, Mertaya ve Impaler DDT'ye de teşekkür edelim yaş hatırlatması için. Evet Ege. Alexa hem Tristan hem Natalya hem Ronda Rousey lafları geçiriyor. Ondan sonra Alicia Fox Natalya haddini bildirecek diyor. Mickie James de geliyor müziğiyle beraber. Ondan sonra üçlü ringde. Diğer face tarafta da üçlü ringde bekliyor. Ondan sonra Alicia Fox'u yeniyor. Olay bundan ibaret yani. Alexa Bliss'i nasıl buldunuz? Mehmet, bunu ben sana soracağım özellikle. Ya iyi. Ya oldukça iyi. Alexa'nın yani herhalde ben en iyi 3 promo performansı içine koyarım. İlginçtir ki 3'ü de kemerini kaybettikten sonra. Yani ilki işte Sasha'ya kemerini kaybettikten sonraydı. İkincisi Nia Jax'e karşıydı. Üçüncüsü de Ronda'ya karşı. Yani kemerini kaybettikten sonra gerçekten çok vahşi bir hal alıyor. Çok daha fazla. O açıdan ben tutuyorum yani Alexa'yı. Ya zaten hani ne kadar böyle sevdiğim fanı olduğumu bilen bilir. Yani eline selde kemeri geri almasına zaten imkan yok. Ben inşallah bu sefer yani maç karışır biraz ya. Ne bileyim hani squash izlemek için o kadar kasmaz en azından. İzletmek için o kadar kasmaz kendini Alexa yani haftalarca. 2 hafta var gerçekten neyse. Ya ben asıl bu iş bitip Trish Feud'una sadece bağlandığındaki kısımları çok merak ediyorum. Hevesle bekliyorum çünkü ya şeydeki muhabbetlerini falan Table for Three'deki muhabbetlerini falan da ben epey sevmiştim onların katıldığı programı Lita ile birlikte. Ya böyle karşılıklı görmek çok hoşuma gidiyor ve bunun da hani Alexa'ya yazılmış olmasından dolayı Trish Feud'un çok memnunum. Ya maçla ilgili falan söylenecek çok bir şey yok yani hani Hell in a Cell'de çok bariz bir Ronda galibiyetine gidiyoruz ve şu sıralar işte Natalya'nın da heel turn yapabilecek pozisyonu yok babasından dolayı. Yani daha onun da işte Survivor Series zamanlarına kadar yolu var. Ya ben Bella'lardan da rahatsızım. Natalya'dan da rahatsızım. Yani ama yani işte ne bileyim ya ben bu arada ben Elias Trish şeyini de çok gerekli bulmadım açıkçası. Yani bana çok garip geldi. Hani niye? Trish'e işte yaşından vurmak falan ne gerek var dedim. Yani ki Trish yani hala herhangi birimizin hayatta rastlayabileceği en güzel kadından daha güzel yani hani. Oh! Hakikaten ne gerek vardı? Gür ıslandın mı şimdi? Kardeşim ne bileyim böyle deyince Mehmet bir an içim titredi. Ya Alexa'nın şeyi dışında bence çok beğendiğim bir şey yoktu Alexa'nın promosu dışında. Öyle. Alexa Bliss ilerleyen dönemde hızlı düşecektir diye düşünüyorum. Özellikle Trish maçından sonra. Alexa Bliss'i arar mıyız zannetmiyorum. Gerçi Brie Bella falan filan geliyor. Aratabilir. Neyse. Bu konuyu konuşmayayım daha fazla. Ararız. Sevmem Alexa'yı ama ararız yani. Alexa'nın bir yere gideceği yok. Aramazsınız merak etmeyin. Yani Nikki ile Brie'nin o cringe segmentini görünce bir sonraki segmentteki Alex'i arayabileceğimi düşünüyorum. Bir ay sonra falan.
Abi o segment neydi öyle? Direkt oraya bağlayayım ben o zaman. Brie Bella ve Nikki Bella garip garip konuşuyor. Gelecek hafta aksiyona döneceklerini açıklıyorlar. Sonra toplu selfie çekiniyorlar böyle. Benim bu arada gözlerim karamaya başladı o segmenti izlerken. Siz nasıl buldunuz? Takılıyorlar işte. Çok sallamadım ben açıkçası. Yani diyecek pek bir şey yok. Haftaya gövde hadi gösterisi devam var yani belli. Evet. Hadi devam. O zaman şeye geleyim yani. Lashley olayına geleyim. Lashley Ascension'ı squashlıyor rahatça. 1'e 2 handikap maça. Lashley'in geçen hafta, biz seninle konuşamadık Mehmet bunu. Lashley'in geçen ay Roman Reigns'e karşı tertemiz bir galibiyet alışını önümüzdeki dönemde değerlendirebileceğini düşünüyor musun? Hayır. Toparlanacak. Hatta bir yerde işte yani artık kemer kimde olursa Roman Reigns, Braun Strowman ona karşı da gelecek ama kemeri de almayacak. Ha, gelecek baharda da tasın tarağını toplar. Ya ben bir şey diyeyim mi? Gelecek WrestleMania'da yapabileceği en büyük şeyi söylüyorum. Battle Royale. Niye? Siyahi olduğu için mi? Ya da Goldberg'le maça çıkartıyorlarmış tekrardan. Ne maçı? Goldberg maçına. Zenci olduğu için mi böyle düşünüyorsun? O yani Lashley WWE'nin zirvesini hak etmeyen biri olduğu için söylüyorum. Çok yani şey TNA karizması o kadar çok yücel. Mehmet sesin kesiliyor. Mehmet sesin down oldu Mehmet. Mehmet'in gitmesi Bobby Lashley'in gazabı tuttu galiba. Mehmet düştü. Evet, en son ne diyorduk Ege? Bobby Lashley diyorduk. Bobby Lashley'in Essential'ı rahat rahat yenmesine, su karşılamasına. Valla ilerleyen dönemde inşallah bu Roman Reigns'e olan karşı olan tertemiz galibiyetini kendi lehine çevirebilir Ege yürüten. Yani Raw'larda bazen öyle segmentler oluyor ki üstüne konuşacak hiçbir şey olmuyor. Hı hı. Bir şey diyemiyorsun yani. Aa iyi tamam diyorsun. Benim bu üçüncü segmentim oldu. Yani Sasha ikincisi, iki Bella üçüncüsü bu. Diyecek tamam. Diyecek pek bir şey yok tabii. Yorumlama ve senaryo story kalitesi düşük olunca yoruma kapalı konular. Ortada bir şey olmuyor yani. Aynen öyle. O zaman main event'ten önceki son maçımıza gelelim. Dean Ambrose Jinder Mahal'a karşı. Dean Ambrose'un gövde gösterisi yapıyor. Jinder Mahal'ı yeniyor. Dördüncüsü de güzel tutuşunu yapıyor. Kaslar ortada. Herkes mutlu. Evet. Dean Ambrose'un döndükten sonra ilk birebir maçı. Kilo almış. Ziggler'la da çıktı. Ha, Ziggler'la da çıktı. Doğru söylüyorsun. Kilo almış. Ziggler'la birebir maça mı çıktı? Geçen hafta çıktı. Ha, geçen hafta. Olabilir. Kilo almış, inanılmaz şekilde vücudunu geliştirmiş, akıl almaz şekilde karakteri bir başkalaşım içine girmiş vaziyette. Ben çok beğeniyorum. Ring içine yeni hareketler katmış. Ya aynen öyle. Karakterin içinde bu da var aslında. Ben çok beğeniyorum sevgili Dean Ambrose abimizi. İlerleyen dönemde Shield içinde kritik roller oynayabilir. Oynaması da gerekiyor çünkü o zaman bu dönüşün hiçbir anlamı olmayacak. Yine yancı olarak takılmaya devam edecekse. %100 katılıyorum sana. Yani bunun bir heel turn'e yol açması gerekiyor artık. Bu şekle, şemale, vücuda facelik artık gitmiyor. Face adı da yeterince dolu. Yani SmackDown'un da Raw'ın da heel main eventer'lara ihtiyacı var. Görünen odur. Bence de Dean Ambrose bu konuda aday olabilir. Çünkü artık face olarak yapabileceklerini de tamamladı. Hı hı. Mizah olarak da yaptı yapacağını. Delilik olarak da yaptı. Evet yaptı yani. Becky gibi artık bir duraklama evresine girdi.
Becky evet. kendini kurtardı. Artık Ambrose'a geldi sıra. Bakalım inşallah güzel olur Ambrose'un kariyeri. Çünkü ihtiyacı var onun yıllığına. Çünkü şu anda şey, Roman kemer koruyor, Seth kemer koruyor, Ambrose takılıyor boş boş. Evet. Kötü bir görüntü yani. %100. Jinder Mahal için yapabileceğimiz bir şey yok ne yazık ki. İyi yönlerde değil. Ahmet olsaydı konuşurdu burada. Ahmet olsa diyecekleri belliydi. Gene Roman Reigns'e laf atıp Jinder Mahal'i övecekti. O zaman artık main event'e bağlayalım yani. Hı hı. Roman Reigns, Braun Strowman, Drew McIntyre ve Dolph Ziggler'a karşı. Maç öyle böyle iki tarafa doğru ilerliyor. Ama Strowman sonra tag alıyor Drew McIntyre'a karşı. Evet. Ama Strowman Roman Reigns'e saldırıyor. Drew McIntyre de Roman Reigns'e saldırıyor. Dolph Ziggler da aynı şekilde. 3'e 1 durumdalar yani. Önce Dean Ambrose koşuyor ringe, dayağını yiyor. Sonra Seth Rollins geliyor, o da dayağını yiyor. Strowman 3'üne birden sırayla Running Power Slam'ı çekiyor. Hilt, yeni Hilt olmuş Strowman ve diğer ikili birbirlerinin ellerini kaldırıyor. Şovu kapatıyorlar. Ve ortada bir gruplaşma var yani. Ya, Strowman'ın turn'u olabilir mi? Yoksa sadece adam toplama olarak mı nitelendirebiliriz? Ya artık bence Shield karşısında kimlerin kümeleneceği belli oldu. Strowman'ın yanında kim ekip olacaktı diye soruyorduk birbirimize. Bu isim Drew McIntyre ve Dolph Ziggler olacak. Bu artık bence bana göre netleşti. Main event'ın bitişini bence kötü kurgulamışlar. Şova tek bir yerden puan kıracak olsam o bu olurdu. Yani Strowman bu maçı ne olursa olsun kazanmalıydı. Dayağını sonra atmalıydı. Ha diyecek olursan abi bu adamlar işte biz beraber yürüyecek. Niye bir karşısını Strowman ekip arkadaşlarının tuş etsin? Bilmiyorum yani. Tamam o da haklı bir yorum ama bence daha akılcı bir şekilde kurgulanabilirdi bana göre. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben Strowman'ın heel turn yaptığını düşünmüyorum. Sadece Roman Reigns ve ekibini dışı yılda durdurmak için hamle yaptı kendince. Strowman'da da bana göre hep tweener bir karakterdi yani. Bence de tweener bir karakter. Ama bu dünkü yaptığı biraz heel'la onu kaydırmış olabilir. Şey gibi biraz. Randy Orton ayarında yani. Ya Orton'da kafasına göre RKO çeker. Devam eder yolunda. Şimdi Randy Orton RKO çeker ama yanında hani tweenerken RKO çeker doğru ama yanına Ted DiBiase, Cody Rhodes'u alıp birine dalıyorsa o heel olur bence. Yani, ama bir tweener da yanlış bir yorum değil şey için. Strowman için. Strowman için. Evet. Yani çok söylenecek bir şey yok. Geçen hafta da intikamı oldu kısacası. Geçen hafta Strowman 3'e 1 dayak yemişti. Bu hafta hepsi 3'e 1 dayak yedi Shield'ın. Niye beraber koşmada onu da anlamadım. Dean ve Seth. Yani o da ilginç bir konu. Shield'ın bence güçlü görünümüne zarar vermek istemediler. Bakalım ilerleyen haftalarda neler olacağını ben de merakla bekliyorum. Shield ve şey çekişmesinde. Strowman, Drew McIntyre, Dolph Ziggler çekişmesinde. Peki o zaman radyo ve şovu kapatalım yavaştan puanları verip. Olur. Değil mi? Ben 5 üzerinden 5 veriyorum. Yani ben de beğendim bu şovu ama şey arada boş boş segmentler de vardı. O yüzden ben 4 veriyorum. Yani bu hep boş boş segment Raw'da hep oluyordu. Bu sefer dolu segmentler, boş segmentleri geçti. Gerçekten çok dolu segmentler vardı. Onun için ben 5 verdim. En beğendiğim maç? Yani Seth Rollins ve Kevin Owens tabii ki. Senin benim, de aynı şekilde. Benim de aynı şekilde. Mehmet Dinler'e çok teşekkür edelim. Aramızda bulunduğu aynen. için. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Bugün saat 22'de yine radyo yayınımız SmackDown'da olacak. Görüşmek dileğiyle o zaman arkadaşlar. SmackDown'a şeyini yapalım diyecektim. Söyle.
New Day'in kutlaması, Charlotte vs. Carmella ve Miss TV olayları için SmackDown'ı izlemeyi unutmayın. Yarın gene radyoda oluruz herhalde. Aynen öyle. Görüşmek dileğiyle o zaman Ege'cim.